Yeni bir günde yine beraberiz. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay, teknik yapımda Hayrettin Özdemir ve program sorumlumuz Ebru Karakay ile hepinize sevgiler, güzellikler yolluyoruz. Bu program size hediye olsun. Çünkü ben bu programı kendime hediye olarak seçtim. Arada bir kendime böyle hediyeler veririm. Ve bu hediyelerle mutlu olmanın yollarını ararım. Ve başarılı olduğumu da söyleyebilirim. Bu şekilde hediyelerle kendimi onur edip yükselttiğimi de bilirim. Kesinlikle. Bugün farklı bir hediyem var. Bu hediyemi sizden paylaşmak istiyorum. Bu hediyemi bazılarınız biliyor, bazılarınız bilmiyor. Bu hediyem Hasan Cihat Örten. Kendisi Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Emin Ongan'dan Türk Müziği, Şemsiye Asuman'dan Türk Halk Müziği dersleri almış olmasına rağmen ama esas eğitimini Boston Üniversitesi'nde Bakke'de Müzik Akademisi'nde tamamlamış gerçek bir virtüöz ve sonra bu eğitimini Belçika Kraliyet Liège Konservatuarı'nda yüksek kompozisyon dalında doktora yaparak bir kere daha kanıtlamış bir hediye karşımdaki. Ha canım, sağ ol. Hasan Cihat Örten, peki bu hediyeleri sen de veriyor musun kendine? Tabii. Kendine hediyeler veriyor musun? Tabii, hayat bir kere büyük hediye, en büyük hediye. Her gün sağlıklı kalkmak. Oh, şükürler olsun. Sağlıklı uyandığımız zaman dostlarımıza, şimdi herkes biliyorsunuz, Facebook'ta, sosyal medya denen yerde, orada merhaba dediğimiz zaman, bir eserimi sunduğu zaman ki ben her gün üretiyorum. Her gün. Onun için bu kadar çok bestem var. Kaç tane bestem var? En zor soru. Kaç tane? 3000'e yakın bestem kayıtlı. Tescilli. Mesam ve Miyor bir de. Fakat saymak çok zor. Eskizler de var. TRT'mize yaptığım 300'e yakın belgesel müziğinin eserleri de birçoğu kayıtlı değil bakın. 4 yılda hizmetim oldu TRT'de, kendim program yaptım, müzik ve biz. Peki hayatın sana verdiği en büyük hediye hangisi? Vallahi şimdi bu yetenek. Yeteneği mi hediye etmiş sana? Yetenek çok önemli bir şey Cengiz Hocam. Bu yetenek olmasa zaten bizden bir tek nota çıkmaz. Bu. Ama sen onu yeteneği eğitimden de süslemişsin. Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz. Bakın bizim zaten şimdi ne çekiyorsak eğitimsizlikten çekiyoruz. Şu ülkemizin makus kaderi bu. Şimdi bu konuşmamızı önce dinleyenlerin seni biraz daha iyi tanıması için ayrılamazsın diye senin güzel bir eserin var. Son çalışmalarından biri bu. Evet. Değil mi? Şeyi de Asuman Figen Tümer hanımefendi. Evet, müzik öykülerinden yola çıkarak yaptın. Önce biz ayrılamazsını dinleyelim ve senin hem sesini hem gitarını. Evet, yeni bestelerden, yeni proje bu. Müzikal de olacak. Işte. Evet, dinliyoruz Hasan Cihat Örten'den. Böylece ben sizi tanıştırmış oluyorum. Teşekkür ederim. İstersen yapıştır, sonra süreci tamamlayabiliriz.